51. Bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinin 153 km kuzeyinde yer alan ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri bir üstüdür. Burada ele geçirilen askeri araçlar ve silahlar incelenmekte ve bu incelemelerin sonunda yeni teknolojiler ve silahlar geliştirilmektedir. 51. Bölgenin içinde bulunduğu arazi Lübnan'dan daha büyüktür. Sivillerin ve yetkili olmayan kişilerin bu bölgeye girmesi yasaktır. Bölge sınırına yaklaşan sivilleri Kama Dudes diye adlandırılan bekçiler uyarır. Uyarılar dikkate alınmazsa sivillere yüksek miktarda para cezası verilir. Bazı durumlarda ise yetkili personeller sivilleri öldürme iznine bile sahiptir. Söylentilere göre burada Roswell olayındaki gibi düşen UFO'lar ve içinden çıkan uzaylı cesetler incelenmektedir. UFO'ların incelemesinden sonra da yeni nesil yerçekimle karşı gelebilen hava araçları üretilmektedir. Ayrıca hayalet uçakların da burada geliştirilmiş olduğu söylenir. Bölgenin çekilebilmiş sınırlı sayıdaki fotoğrafı, askeri üssün sadece birkaç hangar, birkaç uçak ve bazı yapılardan oluştuğunu gösterir. Ama insanlar bölgede gizlenmiş, devasa boyuttaki bir yeraltı üssünden söz etmektedir. Bölgenin çok sıkı korunması ve yıllar boyunca gizlenmeye çalışılması bu iddiaları desteklemektedir. Boyd Bushman adlı bir mühendis, 2014 yılında yayınladığı bir videoda UFO'lar, uzaylılar ve 51. bölge hakkındaki bazı projelere dahil olduğunu söyledi. Projelerde çalışırken çektiğini iddia ettiği uzaylı fotoğraflarını da gösterdi. Fakat daha sonra hem kendisi bu iddiaların sahte olduğunu itiraf etti, hem de kanıt olarak gösterdiği fotoğrafların sahte olduğu kanıtlandı. Bir bilim adamı ve mühendis olan Bob Lazar, 1989 Kasım'da yaptığı bir röportajda bir dönem için 51. bölgede uçan daireler üzerinde ters mühendislik kullanarak çalıştığını söyledi. Lazar'ın söylediğine göre Zeta Reticuli adlı yıldız sisteminden gelen Zeta Reticuli'nin ırkından olan uzaylılar binlerce yıl boyunca dünya gezegenindeydi. Lazar, güçlü insanlar tarafından tehdit edildiğini, eğer bu söylediklerini insanlara anlatırsa ailesinin öldürüleceğini söyledi. Bob Lazar'ın üniversite eğitimine dair kayıtlar bulunamamaktadır. 1997 yılında bir adam Coast to Coast AM'de Art Bell'i aradı. Eski bir 51. bölge çalışanı olduğunu, ülkede sürekli bir kaçış halinde olduğunu, bizim uzaylı olarak bildiğimiz varlıkların aslında boyutlar arası varlıklar olduğunu, bu varlıkların önemli askeri pozisyonlara sızdığını ve de nüfus yoğunluğu yüksek yerleşim merkezlerini yok ederek kolay bir şekilde dünyanın kontrolünü ele geçirmek istediklerini söyledi. Kimliği bilinmeyen adamla olan bağlantı anlaşılamayan sebepler yüzünden birden kesildi. 1998 yılında ise bir önceki adam olduğunu iddia eden bir kişi yine Art Bell'i aradı. 1997 yılında yaptıkları telefon bağlantısında geçen şeylerin hepsinin sadece bir sahtekarlıktan ibaret olduğunu söyledi. Peki gerçek ne? 51. bölgede uzaylılar ve kullandıkları araçlar hakkında araştırma yapılıyor mu? Ya da başka boyutlardan gelmiş varlıklar önemli mevkilere mi sızdı? Eğer gerçek buysa otoritelerin sandığımızdan çok daha fazla gücü olabilir. Bu durumda herhangi bir bilgi sızıntısı durumunda olayları fazla büyük bir hale getirmeden örtbas etmek onlar için çok daha kolay olacaktır.